başlarımız gidiyor. Kaç geziyorsun abi biliyor musun? Böyle. Beyefendiliğiyle, yalınlığıyla. O hümanizmanla. Yolumuz uzun, yolumuz uzun, yolumuz uzun. Daha kötü minyatür dönem var mı? Nerede gördünüz? Satılıyor musunuz? Nerede gördünüz? TRT'de minyatür programı bravo. Başka hatırlayan siz nerede gördünüz? Nerede gördünüz? Okumuştunuz. Bir iki kişi, bir iki arkadaş. Evet. Bu minyatürler çok önemli. Önce onu üstüne duralım. Bravo, şaka. Geleneksel Japon resimlerinin Avrupalı ressamlar tarafından sevilmesiyle başlatılır. Başlatırlar. Olayları tarih cetvelinde dizmek bu önemlidir. Ama geçmişteki bilgi sadece tarih yapmakla açıklanamaz. O zaman insanı göremezsin. Çünkü tarihi tarih yapan saltanat, saray, güç, iktidar değil. İnsandır. Sadece insan. Tarihi insan tarihi yapmıştır. Bakın burada biri. Galileo. Galileo'yu duymadınız mı? Galileo'yu duymayan var mı? Galileo değil. Galileo ile çağdaş, ünlü Avrupalı gökbilimci Galileo ile çağdaş, aynı dönemde yaşamış olan bir Türk astronomi uzmanı Takütdün Efendi. Ve Takütdün Efendi'nin 1500'lü yılların ortalarında ikinci yarısında tarihi bırakalım, hikayeye dönelim. İstanbul'da yapmış olduğum gökyüzü haritaları Galileo'dan çok daha doğru. Yani Takütdün bunu rasathanesine gelse, Takütdün rasathanesine Galileo kalkıp gelse, bu Galileo'ya paspas verir, rasathaneyi paspaslatır. Dramatiz ediyorum canım. Ya Galileo bunun yanında çırak. Köpernik, Kepler. Ama Takütdün o dönemin en doğru gökyüzü haritalarını İstanbul'da yapmış. Gümüşsuyu'ndaki rasathanesinde. Sonra ne oluyor? İstanbul'da bir veba salgını. Bir deprem, ha birileri diyor ki Takütdün oradan meleklerin bacaklarını röntgenliyor. Onlar hep var. Onlar yeni değil. Onlar bugüne ait değil. Sen onları bugüne mi ait sanıyorsun da? Ya biz onlardan ne çektik be? Biz onlardan ne çektik? Şu bağnazlığın, şu gericiliği tarihini bir anlatsana. Kılıç Ali Paşa, koskoca Kılıç Ali Paşa donanma topu tutuyor, yıkıyor. Bakın, dünyanın en doğru gökyüzü haritalarından yapıldığı rasathaneyi biz kurduk. Yıkan da biziz ama. 1585, kimi tarihçiler 1580 diyor, 1582 lan geç boş ver. 1584 olsun. Burada görmemiz gereken bu değil. Dünyanın en doğru gökyüzü haritalarını yapıldı, rasathaneyi yıktık. 1585. Biz bir daha ancak 1923 Cumhuriyet'le birlikte yıldızlara bakacağız. Aradan geçen onca yıl yıldızlara hiç bakmadık. Takütdün rasathanesinden Kandilli'deki rasathaneye kadar, Fatin Efendi'ye kadar yıldızlara hiç bakmadık. Bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet neyin be adı? Gökyüzüne yeniden bakmanın adıdır Cumhuriyet. Yıldızlara yeniden bakmanın, düşünmenin, akılla düşünmenin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyetle birlikte kız çocukları da okula gönderildi. Tamam da doğru, o sosyolojik olarak, toplum bilimsel olarak bir olgu. Onlar birikmese Cumhuriyet'le birlikte kız çocuğunu okula gönderebilir miydi? Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlarım? Kendi aydınlanma tarihini, aydınlanma tarihi insanın insan olma tarihidir. Bilmeyen yabancı bizim kadar başka bir millet bana gösteremezsiniz. Şunu merak ettim. Bak şimdi bir şey anlatayım size. Ramazan ayı geldiğinde
bizim kültürümüze özgü iki büyük olgu var. Biri mahya. Mahya bizim kültürümüze ait. Ramazan ayı boyunca iki milyar arasında yazı yazma geleneği. Anlattım ben bunları ya da kitaplarımda var, bulursunuz. Ve bir de Ramazan sohbetleri. Ramazan sohbeti denilince aklınıza ne geliyor? Peki bu Ramazan sohbeti geleneği nasıl başladı, nerede başladı? Hadi buyur çık anlat. Hepimizin bilip bunu orada anlatması lazım ama biliyor musun işte? Ya Ramazan sohbeti, Ramazan ayında sohbet edilir değil mi? Çıkar bir bilen insan, o bilgisini işiyle topluma anlatır. Peki nasıl başladı? Dostlarım, 1869 yılını çekmeye kamerada. Kitaplarımda çok daha fazlası var, rahat ol. Okuyun. Bugün burada benim anlattıklarım dahil her şeyi sorgulayın. Soruyla okuyun. Okumak, soru sormak, düşünmek demektir. Beni dinliyorsunuz, bu çok güzel. Sohbet güzel. Ama kitap okurken okuduklarını sorgulayarak okuyunuz. Bu yüzden okuyun lütfen. 1869 yılının Ramazan ayında, Darülfünun'da, üniversitede bilim insanları diyorlar ki, Ramazan ayı boyunca her akşam birimiz kendi uzman olduğumuz konuyla halka aydınlatalım, sohbet edelim. Bir akşam bir bilim insanı toprağı anlatıyor, toprak. Bak orada harika bir sergi var, o grafik sanatçılar, ressamlar, Ziraat Fakültesi değil mi? Buğday, gördünüz mü o sergiyi? Muhteşem. 1969 yılında Ramazan ayında işte sevgili Gül abi orada yaptığın gibi ya dedim toprak nedir, nasıl işlenir, nasıl doğru hasat alınır, çıkıyor bir bilim insanı Ramazan sohbeti olarak bunu anlatıyor. Bir başka akşam bir başka bilim insanı kan dolaşımını anlatıyor. Bir başka akşam farklı bir bilim insanı su kaynakları, dünyanın su kaynaklarını tüketmeden doğru nasıl kullanabiliriz? Ha Ramazan sohbeti. Bir başka akşam deprem, zelzele nasıl olur, nedir, nasıl korunulur? Ramazan sohbeti. Bir başka akşam bir başka bilim insanı sanayi devrimi. Hacı Efendi dişlerini fırçalarken yuttum mahkumlar iş bozuldu. Bu soruyu soran hiçbir kabahati suçu yok. Hiç onu soran hayır. Türkiye'de kaç tane üniversite var ve Ramazan ayında ne yapıyorlar? Var, getirdim. Politikacıları mı? Ekonomisi mi? Ordusu mu? Sakın ha! Washington Parlamento Kulübanesi. Bakın bugün dünyada güç sahibi olan, her sabah kalkıp uyandığında ne oldu diye baktığın doların ülkesindeki bir tek kütüphaneden söz ediyorum. Washington Parlamento Kütüphanesi. Bu kütüphanenin raflarının uzunluğu ne kadar? 1200 kilometre. 12 kilometreyle bundan kalkarsan Lapsike'ye gidersin değil mi? He? 1200 kilometre hanımefendi. Edirne'den giriyor, Van'dan çıkıyor. Bugün dünyada güç sahibi olan ülkenin bir tek kütüphanesinin raflarını çamaşır gibi yaparsak Türkiye'yi o çamaşır gibi asıyoruz. Bir mandal Edirne, bir mandal Van. Kütüphanenin rafından ne olur? Söyleme gerek yok değil mi? Bilgi, üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Ha size kötü bir haberim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tek kütüphane yok. Şimdi yarın sabah bir Amerikalı uyandığında "Türk lirası ne kadar değerli sandın?" diye telaşlanmayacak, anladın mı? Hoş geldin Ramazan, güle güle Ramazan. Ve ben 154 yıl aradan sonra kültürüme sahip çıktım ve YouTube kanalımdaki Vakfı Işıkları programında geçtiğimiz Ramazan ayında 29 bilim insanı konuk ettim. Biliyor musunuz? Hamaset ve şomanizmle olmaz bu işler. Bir gün ışığı varsa vatanseverlik vardır. Bir gün ışığı yoksa hiçbir şey yok. Sen kimsin çünkü? O kadar güzel damlalar var ki. İşte bakın onlardan biri.
Biliyorum, tanımadım. İstanbul'dan başka bir ülke var işte. Televizyonlarda sabahlara kadar süren programlarda bu insanlar konuşulmaz. Selim Sabit Efendi. Selim Sabit Efendi Sultan Abdülmecit döneminde matematik eğitimi almak için Fransa'ya gönderiliyor. Ama diyorlar ki ona, biz çok geride kalıyoruz. Dünya başka bir yere gidiyor, biz bağnazlıkla girişimlikle uğraşmak zorunda kalacağız. Eğitim sistemlerinde ne var? Onların eğitimde olup bizde olmayan neler? Selim, git bunları içeri lütfen. Yani hem matematik eğitim alıyor Selim Sabit Efendi, büyük bir münevver, büyük bir aydın. Hem de gelişmiş ülkeleri, bak o yıllarda, 170 yıl önce eğitim sistemini inceliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Okullar açılacak değil mi? He? Sen de ilk okula gittiğin gün gibi çocuğunu alıp getirip sıraya oturtacaksın. O sırayı kim getirdi? Okullara ilk kez sırayı o getirdi. Olmaz efendim, rahmet olun görsün mü Ağbaş'a? Onlar hep var ya. Kolay mı geldi usta? Bak Selim Sabit Efendi getirdi. Derslerde, okullarda harita kullanımını o başlattı. Kara tahtayı da o getirdi. Ve pedagoji, çocuk eğitimi konusunda ilk bilimsel makaleyi o kaleme almıştır. 1960'ların sonu, 1970'ler.